Herkese merhaba, ben Özgür Çetin. Yanımda hemen görmüş olduğunuz kızım Ayşe Çetin'le beraber bugün bir oyun incelemesi var değil mi Ayşe? Evet. Ne inceliyoruz peki? Zoo Tycoon Ultimate Animal Collection. Evet, Zoo Tycoon Ultimate Animal Collection'ımız var elimizde. Xbox One üzerinde inceliyoruz bu oyunu. Bu oyunun özelliği ne peki? Ne yapıyor bu oyunda Ayşe? Hayvanlarla ilgileniyoruz. Çok güzel. Yani aslında bir neyimiz var? Hayvanat bahçemiz. Hayvanat bahçemiz var. Evet, aslında biz hayvanat bahçesine karşıyız değil mi bu arada? Evet. Karşıyız ama bilgisayarda oynamasında bir mahsur görmedik. Ama tabii gerçek dünyada biraz sıkıntı olabiliyor. Şimdi oyunu açalım istersen. A'ya bas diyor bize. Evet, şimdi burada duralım aslında biraz. Burada single player var. Online oynayabiliyoruz. Profilimizi değiştirebiliriz. Option seçenekleri var. Biz nereden başlayacağız? Single player. Tamam. Şimdi, geliyor, şimdi bir dakika, biraz sesi kısalım burada. Tamam. Çok gelmesin ses. Şimdi burada ne var? Yani. Continue diyor. Yani yeni oyuna devam. Bizim daha önce bir oyunumuz vardı değil mi burada? Evet. Evet, biz burada bizim bir hayvanat bahçemiz vardı. Biz şimdi new diyeceğiz ki en azından görülmüş olun. Hani yeni bir şey nasıl yapılıyor onu anlatalım. Şimdi burada new dediğimiz zaman 4 tane mod var. Training mod var, campaign mod var, challenge mod var, sandbox zoo var. Training modda adı üzerinde antrenman yapıyoruz. Campaign modunda da bir arkadaşlarımızla beraber oynuyoruz. Challenge modunda birisiyle rekabet ediyoruz. Sandbox Zoo'ya bir girelim Ayşe. Evet, ne anlatıyor burada? Evet, şimdi oraya nereye girdin Ayşe? Sandbox. Sandbox'a girme. Yok, ben sadece bakmak istiyordum orada ne yazdığını. Bir dakika okuyalım. Sandbox'ta ne var diyor? Orada diyor. Evet, 3 tane online arkadaşınızla işte beraber limitsiz bir şekilde hayvanat bahçesi geliştiriyorsun falan diye öyle bir ayrı bir challenge modu gibi bir şey. Bu değişik bir mod bu. Şimdi biz nereden başlıyorduk? Training. Evet. Training mod değil mi? Evet. Şimdi bir tane bir dünya çıkıyor karşımıza. Dünya haritası. Burada eğitim yapabileceğimiz şeyler var. North Afrika, Kuzey Afrika'mız var. İşte ne var başka? South Amerika var. Karayipler var. Northern Europe var, North America var, South Asya var. Hangisini seçeceksin Ayşe? Hangi coğrafyada? Hangisi olsa seçelim. Bilmem. South Asya seçelim. Tamam, seçtim de. Tamam. Bir tane şimdi bir yeni bir hayvanat bahçesi oluşturuyoruz burada. Oyun tabii farklı farklı modları var. Bu modları kullanarak da değişik oyunlar, değişik işte challenge'lar yapılabiliyor. Şimdi oyun açılıyor tabii ki birazcık yani yükleniyor şu anda daha doğrusu. Tabii bu ülkelere farklı ülkelerde seçtiğimiz için farklı farklı hayvanlar da oluyor. Yani her ülke tabii her hayvan yetişmiyordur. Yani yaşayamıyor daha doğrusu. Ona göre de biz değişik hayvanlar alabiliyoruz değil mi? Evet. Şimdi hayvanat bahçemiz bir açılsın. Biraz açılsın.
Bunun ben başlangıcını çok seviyorum, çok güzel. Evet, dün bir sürü hayvan görünüyor şu anda. Aslan oldu, zoo yazısına döndü aslan. Rakun oldu, zürafa, fil. Aslan yine şimdi. Mesela burada loading yaparken de bazı şeyler söylüyor. İşte biz reklam kampanyası düzenleyin ki daha fazla ziyaretçi gelsin diyor. Ziyaretçi sayısı artsın diyor. Hani hani sol aşağı altta bir şey loading yuvarlak çizse ya orada hani oyunu kapatmayın demek istiyor. Evet. Ve orada bir şeyler yüklüyor. Kaydediyor o anda çünkü. Bazen diyor mesela zookeeper'lar dinlenmek isteyebilir diyor. Bir tane hizmetli eğer kiralarsanız sizin hayvanat bahçenizin daha temiz olmasını sağlar diyor. Mesela orada yazıyor şu anda. Hire janitors to help keep your zoo tidy diyor. Ha, evet. Çalışmış. Şimdi açıldı. Hayvanat bahçemiz geldi. İlk önce şu mekanına gideceğim. Evet, orada hep standart bir hareket var zaten. Evet, hep. O rakunla oynuyorsun biraz. Aya basıyorum. Evet, tamam. Evet, geliyor senin üstüne çıkıyor. Oyun grafikleri fena değil. İnsan yüzleri birazcık sıkıntılı gibi ama burada evet, neye binebiliyoruz Ayşe bunlara? Buggy diyorlar bunlara. Mesela bu fil, kornası fil gibi çıkıyor. Kaplanın da kaplan sesi gibi çıkıyor. Diğerleri normal. Ben yürüyerek gitmek istiyorum. Tamam. Mesela burada zoo diyorum. Mini diyorum. Olur mu? Olur. Tabii olur. Zaten bir tek bu var. Onu yapamıyorum. Şimdi başlangıçta bir paramız var elimizde. O parayla bir şeyler yapıyoruz. Yok. Birazcık daha şöyle yapayım. Kendi hayvanat bahçemizi oluşturuyoruz şu anda. Evet. Burası olsun. Şimdi yol yapmamız gerekiyor yani geçişlerini. Şurası. Evet, oradan da bir geçiş yaptık. Şimdi yeni bir gösteri alanı oluşturduk. Bir tane daha yapsam. Yap, tamam. Kitap yapacağım bu sefer. Biraz daha ileri alayım ki çok yol olunca çok yani çok mesafe yol yaparsak gerekiyor. Çok para gerekiyor. Evet. Anladım. Şimdi yeni işte hayvanlar alabiliyoruz, yeni şeyler alabiliyoruz. Hadi. Oraya bir yol açmamız lazım ki insanlar orayı ziyaret etsin. Hadi. Yapamadık. Biraz bir daha dene bakalım. Evet, yol açıldı. Tabii şimdi biz bu alanları oluşturduk ama bunlara hayvan koymamız lazım içine. Evet. Edit mini excel diyoruz. Animals diyoruz. Bir tane hayvan almamız gerekiyor. Tabii bunların bir maliyeti var bize. Evet. Neler alabiliyoruz? Lemur var. Aquatis var. Bir de bir şey. Monitor Lizard diye bir hayvan var. O enteresan bir hayvana benziyor. Enteresan hayvan alayım mı? Al bakalım. Bir. Ya da yok. Şunu alacağım. Çok tatlı gözüküyor. Azaras Aguti diye bir şey bu. Evet. Fareye benzer. Şu daha güzelmiş. Yes. Bir tane alsam yeterli değil mi? Şimdilik yeterli evet. Şimdi o geliyor. Onu böyle helikopterle hayvanın büyüklüğüne göre çeşitli araçlarla getiriyorlar bu arada. Böyle de bir enteresan bir kurgu var. Bir küçücük şey yapsam. Tamam. Bu alanlarımızı süsleyebiliyoruz çeşitli şeylerle, araçlarla. Hayvanların hoşuna gidecek şeylerle tabii. Yapamıyorum ki zaten. Yani orada yokmuş. Hani hayvan gelemedi bir türlü. Daha bitmedi ama daha üretilmesi bir şekilde geliyor ya, bir yerden geliyor ya. Animals. View animals desem. İşte olmuyor bak, daha animals gelmedi ki. Bakayım olmuş. Bak gelmemiş, sıfır diyor. O zaman lemur yapacağım. Demek ki yolda o aşağı daha henüz. Birazdan gelecek bence. Lemur yapacağım, hoşçakalın. Tamam. Lona. Ha, şimdi ne oluyor baba? Tamam, bu kadar yeter. Tamam. Birazdan gelir. Tabii şimdi hayvanlı bir yere gidelim aslında Ayşe. Bak. Gelmiş, bir şey gelmiş. Ay, şey var. Dön bakalım etrafında. Ne yapıyor Ayşe bu ya? Böyle hayvanlara çok iyi zoom gidebiliyoruz bu arada. Yakın, çok yakınlaşabiliyoruz değil mi? Etrafında bir dön Ayşe. Home yapıyor.
Meditasyon yapıyor galiba lemurumuz. Bir tane daha arkadaş ekleyelim mi ona? Üzülüyorlar sonra. Tamam, bir tane daha arkadaş alalım yanına. Paramız var nasılsa daha. Var. Training modu olduğu için burada para sıkıntımız yok. 998 bin lira gibi paramız var. Yani şu an biz eğitim modundayız. Lemur. Bir tane daha lemur koyalım yanına. Şu. Bu olsun. Dur. Şey yapsınlar. Bu kızmış değil mi? Evet, bu böyle erkek. Hayır, bu değil. Bunu yapacağım, erkek. Evet. Sonra yavru doğursunlar bari. Tamam. Ve benim olsun. Oynuyorlar bari. Bak. İşte şimdi burada şeyde gözüküyor. Evet, burada son menü. Bak, artıya görüyor musun? Evet, son menüye ben anlatayım biraz. Burada hayvanların durumlarıyla ilgili işte. Hayvanın mutluluğu, açlığı, işte temizlik durumu gibi kondisyonları görebiliyoruz. Eğer bunlar şu an yeşilde mesela çoğu, kırmızıya veya sarıya doğru gittikçe problem oluyor. Onları düzeltmemiz gerekiyor. Dur şey yapayım. Şunları yapmadan almayayım. Almıyorum. Yok. Aslında şey çağıracağım. Evet şimdi dur bir dakika yapma. Yok. Burada bug'i çağırabiliyoruz. Hemen geliyor, uçarak geliyor bizim. Hayvanat bahçemizi bunlarla gezebiliyoruz. İnsanlar hemen çekiliyor. Evet. Şimdi diğerini gidiyor. Burası değil mi? Evet, diğer. Ben buraya ne yapmışım böyle? Burası da mesela aslanların olduğu yer. Ama burada tabii enteresan değil mi oyundaki hali? Yani hiçbir koruma yok Ayşe. Buradan atlar normalde. Gerçek dünyada. Bir kere ben bu aslanı hangi ara yaptım? Bu training modu olduğu için herhalde içine koymuşlar arkadaşlar. Sen yapmadın onu. Training modda geliyor. Şimdi burada aslanlar var. Tabii normalde acaba böyle olmaz değil mi Ayşe'ciğim? Burada aslanlar evet. Yoksa saldırır insanlara. Biraz bir garip bir şey olmuş burada. Dur, hemen şuraya basıyorum. Evet, yukarıdan görüyoruz. Hayvanların, diğer hayvanların veya hayvanat bahçemizin genel durumunu görebiliyoruz bu şekilde. Bakalım burada zaten hayvan olmadı. Burada hayvan var mı bakayım? Evet varmış. Ne var? İşte lemurlar var. Lemurlar o zaman olmayı. Diğerine bakacağız. Şuna bakacağız. Ona şey yapmadık daha. Adopt a new animal. Oraya da ne koyalım? Bunu evet, koyalım. Evet bence onu koyalım. O enteresan bir hayvan. Gelecek inşallah. Geliyor şu anda bak. Yarısı kadar geldi. Hop. Geldi. Geldi. Bak bakalım oraya. Şimdi açılıyor. Hayır açılıyor adam. Seçmemiz lazım. Alisa. Bu bayağı şey bu ya. Nil. Nil mi? Monitör. Nile diyor ya. Nile Nil demek Ayşe. Dur baba. Bir tane kız ekleyeyim. Bir tane erkek ekleyeyim olur mu? Tamam. Bir tane de ekleyeyim. Tamam. Bir tane. İşte oyunda bu tarz şeylerle oynayabiliyorsunuz. Birçok hayvan adaptör yani hayvanı getirebiliyorsunuz. O hayvanları satabiliyorsunuz isterseniz. Gelmiş bile çoktan. Oo, çok bayağı büyük bir hayvanmış bu Ayşe. Kaçma. Nereye kaçtı bir bakalım ona. Onu takip ediyor. Hayvanları şey yapabiliyorsunuz. Hep bu dolaşıp duruyor. Evlat edinebiliyorsunuz, alabiliyorsunuz, satabiliyorsunuz sonra. Tabii çeşitli reklam kampanyaları düzenleyebiliyorsunuz. Reklam kampanyası düzenlerseniz İnsanlar geliyor hayvanat bahçenize. Hayvanat bahçesinde kazandığı paralar artıyor. Para kazandıkça da daha büyütebiliyorsunuz hayvanat bahçesini. Bu gibi şeylerle bayağı güzel oyun oynayabiliyorsunuz. Online'da da oynayabiliyorsunuz. Bir sürü seçenekler var. Bug'i çağıralım tekrar. Hop, uçarak geldi yine. Bu sefer en başa girelim mi? Reklam yapalım mı? Reklam yapalım. Bir de onu gösterelim. Ondan sonra oyun böyle işte değil mi? Eğlenceli ama değil mi? Tamam. Sen beğendin mi Ayşe bu oyunu? Nasıl buldun? Dur bakayım şurada. Şimdi burada yemek yenilen yerler var. İnsanlara böyle opsiyonlar da sunmak gerekiyor. Hem kazandığınız para artıyor hem de insanlar mutlu oluyor. Ziyaretçi sayısını arttırmış oluyorsunuz. Bunlar önemli şeyler tabii. Bakalım tamam iyiymiş burası. Burada sıkıntı yok. Başka bir tane çağıracağım. Başka bir tane çağır tamam. Bak çağır bakalım. Dur, yakınlarda var ya o yüzden çağıramıyorsun herhalde. Kaş. Veya belli bir süre geçmesi gerekiyor olabilir. Şimdi çağırıyorsun. Hop geldi yine uçarak. Hemen başa gidiyoruz.
Böyle güzel bir hayvanat bahçemiz olmuş. Ama normalde bunu siz sıfırdan yapıyorsunuz. Biz burada training modu gösterdiğimiz için burada hazır yapılmışı geliyor. Normalde sizin yapmanız gerekiyor. Tek tek bütün hayvan satın alıyorsunuz. Burada işte reklam vesaire verebiliyorsunuz. Bunu anlatalım. Sonra da zaten oyun bitecek yani. Evet, burada mesela hemen bir menü çıktı. Bir daha açar şu menüyü. Evet, orada mesela işte ziyaretçilerin mutluluğu, food and drink, İşte çeşitli şeyler filan. Burada çeşitli ayarları görebiliyorsunuz. Bu ayarlar üzerinden hani bir şeyler yapıyorsunuz. Devam edelim kızım. Reklam vesaireye bakalım. Burada evet, burada biraz duralım. İşte admission price, yani giriş parasını arttırabiliyorsunuz. Arttırayım. Arttır bakalım bir. Şu anda normalmiş. Biz fiyatı biraz yükselttik. Tabii fiyat yüksek olunca insanların gelmesi de azalıyor. Onu da göze almak gerekiyor ama geliriniz artıyor. Free olsun. İstersen free de yapabiliyorsunuz ama free yaparsan para kazanamayız. Reklam verebiliyorsunuz. Çeşitli reklam kampanyaları. Bunlar tabii hepsi bir ücretli yani. Billboard'da, internette, televizyonda ve viral reklamlar verebiliyorsunuz. Aynen gerçek hayatta olduğu gibi. Başka ne var? Dur açılsın. Şimdi açılıyor ya. Bekleyin artık. Upgrade etmen gerekiyor. Hayır. Ha, şu an evet, pardon, açılıyormuş. Print Research in Progress'te şu an gazete, yani basılı yayınlara biz ilan veriyoruz şu anda. O da enteresan bir şey tabii. Evet, ver. Yani detayları çıkacak burada herhalde. Hadi aldı. Şimdi çıkacak. Dur bir bekle. İşte bu gibi çeşitli şeyleri var. Research in Progress diyor ya, boş ver onu. Ekonomi breakdown'u yapabiliyor. Bir tıkla bakalım ona, orada neler var. Oradaki genel durumunuzu görebiliyorsunuz. Yani income, yani hayvanlardan ne kadar gelir geliyor, ne kadarı bunun dakikada ne kadar cost per minute, yani dakikada ne kadar para harcıyorsunuz bu hayvanlara gibi çeşitli şeyleri buradan durumunuzu, zoo'nun hayvan bahçesinin kapasitesini görüyorsunuz. Nakit akışını görüyorsunuz. İşte karlılığı görüyorsunuz. Şu an karlılığımız düşmüş biraz. Bayağı aslında böyle bir işletmeci gibi buradaki bütün ayarları görerek ona göre siz de adımlar planlayabiliyorsunuz. Dur, şuna bakayım da. Heh, ya da aynı. O tekrar yapıyor herhalde anladığım kadarıyla. Bu ne? Araştırma yapabiliyorsunuz. Global Customization da yapabiliyorsunuz. Araştırmalar çeşitli şeylere. Yani Ar-Ge yapıp hayvan bahçesiyle ilgili bazı şeyler de geliştirebiliyorsunuz. Bu tarz ayarları var. Gördüğünüz gibi yani. Ne yapacağım? Çok detaylı ayarlar var. Biz tabi sadece training modu gösterdik. Birçok farklı ayarlar da var ama çok uzayacağı için video training modu gösterdik. Genel fikir bu. İşte farklı modlarında farklı insanlarla oynayabiliyorsunuz. Online de oynayabiliyorsunuz. Bu gibi çeşitli ayarlarla hani bir hayvanat bahçesi oluşturmuş oluyorsunuz. Evet, bu videoda sizlere kızım Ayşe ile beraber Zoo Tycoon Ultimate Animal Collection oyununu inceledik. Eğlenceli bir oyun, güzel bir oyun. Sanal ortamda hayvanat bahçesi oluşturuyorsunuz. Siz de böyle bir merakınız, eğlence tarzınız varsa önerebileceğimiz bir oyun olmuş. Beni desteklemek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Her türlü görüş, yorum, eleştirinizde gerek bu videonun altına gerekse sosyal medya hesaplarıma iletebilirsiniz. Farklı bir incelemede, farklı bir içerikte görüşmek üzere. Hoşçakalın.